Lütfen dikkat. Turgutlu, İzmir yönüne yolculuk yapacak sayılmaklarınız. Aracınızın hareket saati gelmiştir. Zamanında hareket edeceğiniz gereği, araçtaki yerlerinizi almanızı... Evet, sesten de anlayacağınız üzere şu an odalardayım. İnşallah sesim duyuluyordur. Sus artık. Konumuza dönelim. Geçen videomda size Uşak'tan bahsetmiştim. Ve buraya geldiğinizde sizi gezdirebileceğimi söylemiştim. Sizden birisi gelmedi ama şu an buraya arkadaşım geliyor İzmir'den. Normalde Adanalı, İzmir'de yaşamıyor. İzmir'de son 7 aydır ikamet ediyor. Bu videoda sizinle Uşak'ı gezeceğiz. Ama şu an çok utanıyorum. Herkes beni dinliyormuş gibi. Neyse, birazdan gelecek otobüse. Çekelim. Şu an inmiş ama otogarda birbirimizi kaybettik. Uşak'ın kadar otogarında da birbirini kaybetmezsin halbuki. Sanırım şu otobüsten indi. Elif, neredesin? Diyor ki hediyelik eşya satan bir yere girdim. Otogarda hediyelik eşya satan bir yere girsen ne olur? Girmesen ne olur? Elif, hadi neredesin? Burada hediyelik eşya satan neresi var acaba? Bu tarafa bakacağım. Bence burada değil. Elif'in karnı çok acıkmış. Eve gidene kadar erik toplayacağım şimdi. Ama yok. Tepede bak, şurada. Ama o kadar boyun uzun değil galiba. Yok ki, yakınlarda ya. Bir tane alacağım sana. Evet Aybüke. Beni bu kadar seviyor işte. Uğruma ağaçlara tırmanacak kadar düşme, dikkat et. Bakayım. Ya. Biri harikasın. Günaydın. Ben sözde video çekecektim. İşte Elif Uşak'a gelince anlatacaktım falan. Nerede? Ben de buradayım. Sabah oldu. Ben de ama buradayım. Elif'e, ya Sude. Elif'e sabah uyanır uyanmaz tarhana çorbası yaptım. Şimdi Elif'in görüşlerini alacağım tarhana çorbası hakkında. Evet, düşüncelerini alayım. Gerçekten kötüydün. Değil mi ya? O yüzden mi içtin? İki tabak. Sen en lokmalarını sayıyorsun. Sayıyorum tabii, ben koydum tabağa. Şimdi doğru düşüncelerini tamam. Alayım. Öv tarhana. Gerçekten. Özür dilerim. Aşk önemli değil. Ay. Beynim. Başıma. Arkadaşlar, ben normalde tarhana yiyen mesela bir insan değilim. Ama gerçekten beğendim. Kıvamı güzeldi, yoğundu. Yani böyle ince değildi, anladın mı? Kıymadı, yapıştırdı arkadaşım tarhanaları. Ondan sonra acılı falan güzeldi. Ve arkadaş Adanalı, yani Adanalı olmasına rağmen acıdan geçtiysek. Beğendim. Kararındaydı, tam tadındaydı. Güzeldi ya, bayağı güzeldi. Gelinliğinde. Ay bak, bir şey mi satarım ben? Vallahi satarım. Aybüke'den satın alalım. Aybüke'den bir tarhana satın alın. Gerçekten güzeldi yani. Ne kadar satıyorlar acaba kilosunu? 40'a falan galiba. 40'a verme, evet, etmeyi gözdür o. 100 liraya veririm kilosunu. Evet, güzel. Aşkım, istersen karamarsalı. Neyse. Aslında işte dün konsere gittik. Serdar Ortaç konserine. Şu an ekleyebilirim. Arka taraf eller. Çekemiyorlar bizi. Kıskanıyorlar bizi. Normalde çekecektim video ama eğlenmekten vakit bulamamışız. O kadar çok eğlendik. Bugün devam edeceğim. Normalde işte insanlar nereye gidiyor? Taşyaran'a gidiyor, Ulubey'e gidiyor. Ama bizim videonun konsepti Uşak'taki yaşam olduğu için Uşak'ta yaşayan insan toplasan Ulubey Kanyonu'na 3 kere gitmiştir. Taşyaran Mahallesi'ne 2 kere gitmiştir. Ama Atapark'a her gün gitmiştir. O yüzden Atapark'a geleceğiz. Burada bir kanyon vardı değil mi? Evet. Ama arabasız gidemeyiz. Güzel mi kanki oğlum?
Kanyon işte. Ne? Gençler der beni kanyon şey. Otoparkı mı? Dünyanın en büyük ikinci kanyonu. Otoparkı mı? Ben de geldim. Taş yaralar güzel. Kanyon işte diyorsun da ben hayatımda kanyon mu gördüm acaba? Yani böyle tepeye çıkıyorsun. Tepeden bakıyorsun. Komple böyle bir vadi var işte ayağının altında. Ama taş yaralar güzel. Araba bulursak gidebiliriz. Neyse Elsa'la hazırlanırken görüşürüz. Bakayım. Evet şu an hazırlanıyoruz. Elif'in hazırlanmasını bekliyorum. Sözde sabah kahvaltıya gidecektik de gezecektik de saat oldu 4. Ve ben hala ne giyeceğim derdindeyim. Biraz düşüneyim. Ama hazırlanıp dışarı çıkacağız yani. Rabbim sonunda evden çıkabildik. Saat 5 falan. Ve hani yemek yedik, hazırlandık, çıktık. Ben şu an açlıktan ölmek üzereyim. O yüzden gidip yemek yiyeceğiz. Uşan değil mi? Acaba ne? Uşan tarlanasın meşhur bebeğim onu da yedi. Sabah yedik onu. Şimdi geçen videomda Şilaks'tan bahsetmiştim. Artık yemeğe nereye gideriz bilmiyorum. Şilaks ya da Guru diye düşünüyorum. Göreceğiz. Kazanan Guru oldu. Ama ben yine açlıktan dolayı video çekmeyi unuttum. Zaten hiç yemek göstermeyi de sevmem. Kazanan Guru oldu çünkü burası maalesef daha havadar. Ve yemekleri maalesef daha güzel. O yüzden Guru oldu. Elif'i göstereyim. Neyse yemeğimizi yedik. Elif'e biraz otopark turu yaptıracağım. Otopark turu işte her kafeye dolaşacağım, tanıtacağım. Her kafede olan anılarımı anlatacağım. Bu kadar. Elif'e burası Mecburiyet Caddesi diyorum. Bana inanmıyor. Burası İsmet Paşa Caddesi normalde ama şurası. Ama Mecburiyet Caddesi. Çünkü bir tane caddemiz var. Burası. Mecburen buraya geliyoruz. Mecburen buraya geliyoruz. Bak iskelemiz var. Daha ne istiyorsun? Sana İzmir'in sokaklarını getirdim. Uşak'ta ikinci yapılacak şey alışveriş. Elif'e ucuz bir şeyler bulmaya çalışıyorum. Neredesin Elif? Niye odaklamıyorsun? Odaklamadı. Kamera beni görmenizi istiyor. Elif her gördüğüne ödemişi anlatıyor. Bak şu an personeli anlatıyor. Dün de gittiğimiz mekandaki garsonu anlatıyordu. Bu kıza ne yaptılar ödemişi de bilmiyorum. Herkes de onu anlatıyor ve kötülüyor. Size biraz daha kendimi göstereyim dedim. Allah'tan arkadaşım deneme kabinindeyken tutacağım çok bir eşyası yok. Sadece suyu var. Ama çekilen çile mübahtır çünkü kız ta İzmirlerden geldi. Bakalım denemiş mi? Evet, mankenimiz yürüdük. Böyle ucuza kıyafetler alabileceğiniz yerler var. Gelin, uşağa gelin, yazın. Bedeni olmamış, başka birini almaya gidiyor. Ama bu hizmetler sadece Elif için, başka kim yapmaz. Çünkü amelelik yapmayı isterim. Ama canım arkadaşlarım için yaparım. Allah için fona sürünüyorum koyun. Ayaklar altında sürünüyorum. Çok yoruldum. Allah kahretsin. Oturduğu yere bakın. Neden? Şuraya arkadaş, şuraya. Ayağını çarpmış. Yaralandım. Yaranı aç Allah rızası için. Kanıyor, kanıyor. Aç Allah rızası için. Dikişlik Elif o. Elif ona bir dikiş lazım. Kanka, pansuman kaldı. Pansumanı. Pansuman aletine bakabilir miyim? Bak kamera. Allah kahretsin. Oturduğu yere bakın. İzmir büfenin önü. Rezillik. Şuradan buradan araba da gelmiyor bizi alsın. Aybüke. Yaptığın amelelik. Sen bana pansuman mı yapacak? Aybüke dikiş at bana. Rezillik. Yaptığın amelelik yetmedi. Yetişti. Halbuki adımı mı ezberliyorum ne? Allah kahır etsin ya. Yapıştır kanka. Kanka dikini yapıştırma ya. Ama yarı o yönde ya. Ama böyleydi çok çirkin oldu. Ya kes. Allah yarı o yönde. Şey mi yapsak böyle bir tane daha çarpı? Yapayım mı? Yapma lan. Halbuki çok güzel görünüyoruz. Ay salak eteğim açın yürü. Ha bu muydu? Acını bindirdi mi? Gerizekalı.
Teşekkür ederim. Size kalsın. Ne olur ne olmaz bence. Bence de şimdi kanar falan. Sinem abla kafanı göster. Uşak'ta yapılabilecek en iyi üçüncü şey kuaföre gitmek. Şu saçı çünkü 25 liraya boyatıyorum, onunla kalsın. Tamam. İnanılmaz kireçlesinleri. Mamparanın böyle biliyor musun? İzmir'de çay bile çiğniyor ya. Evet. Bu da değilmiş. Otogara geldi. Ve vlog hak etti. Çünkü yalanmış. O kadar eğlendik ki ben hep video çekmeyi unuttum. Elif'e diyorum ki, Elif çok güzel şeyler yaşadık ama ben hiç bunu video çekmedim. Çünkü o an telefonu vakit kaybetmek istemedim. Ama kısaca şeye gitmeden, Elif gitmeden Uşak hakkında yani ufak bir tek şeylerini söyle. Ben de şu kamerayı hatta şöyle tutayım. Allah de. Allah. Şimdi söyleyebilirsin Uşak hakkında görüşlerini. Lütfen dikkat. Ana inanma. Ha, şimdi konuşabilirsin. Sustu. Uşak güzel değil mi? Biraz bağır. Şey, yani burada yaşama fikrini bilemiyorum tabii. Hani nasıl olur? 2 gün falan kaldı. Yani bir 10 gün takılanır burada. Güzel. Eğlenilir, gezilir. Mekanlar gerçekten güzel mekanlar var. Böyle. Yani bir küçük bir il gibi değil de böyle büyük bir şehrin mekanları gibi. Güzel, beğendim mekanları. O yediğimiz yemek yediğimiz yer falan iyiydi. O lama mıydı neydi? Lama. Akşam oturduğumuz yer. Lama. Lama da güzeldi. Ondan sonra abi ne kadar büyük saray. Uşaklılar harbiden zenginmişler. Bana o kadar tepki vermiştiniz Uşak'ın kızları güzel diye bas bağırdığımda. Şimdi soruyorum ki Elif de böyle çok insanları beğenen bir insan değil. Uşak'ın kızları gerçekten çok güzelmiş yani. Benden de belli oldu üzere. Canım Aybüke'ye bak Uşak'a. Ama benden daha güzelleri var, itiraf ediyorum. Çok çok güzeller. Yani yalan değil. Yani gerçekten çok güzel kızlar. Bir de ben burada şeyi fark ettim. Herhangi bir kızla göz teması kurduğum zaman o kız seni kestiriyor bu şekilde. Yani hiç tanımadığım birkaç tane kızla kesiştiğimi biliyorum. Yani. Tanımadığın insanlarla arkadaş da oldum. Aynen o da var. Yakışıklı çocuklar da var, genç kardeşlerimiz. Hep Allah sahiplerine başlasın. Allah sahiplerine başlasın canım. Ondan sonra bayağı zengin ya burası, iyi takılıyor. Uşak iyisin. Uşak. Güzel sevdim. Geleceğim mi bir daha? Bir gelen bir daha gelir mi? Senin olan her yere gelirim ben. Senin olduğun. Gelirim ya. Hayır, Uşak bazında değil de sen bazında. Hayır, Uşak bazında. Bir daha yani şimdi şöyle, ben çok kültürel gezileri seviyorum biliyorsan. Mekan gezmekten ziyade. Ha, bu vadi falan varmış. Tamam, bir dahaki geldiğinde kültürel gezi sözü veriyorum sana. Aynen, öyle geziler yapmak için gelirim yani. Tamam. Ya memleketimin her toprağı güzel. Beraber. Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Ey dokunmayın çok fenayan, baykuş tünemiş binayan. Gitti yarim, yapayalnız kalıverdim ya. İyiydi ya. Neyse, Edirne'deki diğer arkadaşlarımı bekliyorum. Buradan Tuga'ya, Sena'ya, Sıla'ya, Ozan'a çağrı gönderiyorum. Uşağa gelin. Ben ağlamadan videoyu kapatayım ve Elif'in otobüsüyle yan yana yürüyeyim. Aa, gitti yarım ya.